Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şu anda İstanbul'da bulunan Samsung'un Bağdat Caddesi'ndeki mağazasındayız. Burada mağazada az önce bir canlı yayın yaptık zaten. O mağazada yapmıştık hatta o canlı yayını. Canlı yayın sonrasında Samsung Galaxy S10 Plus elimizde. Zaten birçok özelliği ortaya çıkmıştı hemen hemen neredeyse. Bu ön tasarım, işte arka tasarım, kameralar vesaire belliydi ama gene biz hızlıca bir özelliklere bakacak olursak 6.4 inçlik Super AMOLED bir ekranımız var zaten bu değerde belliydi. Ön tarafta görüyorsunuz delik şeklinde bir pinch hole diyorlar bunu İngilizce'deki, Türkçe'deki İngilizce olarak söylediklerinde. Türkçe karşılığında da delik diyoruz biz daha çok. Delik şeklinde ikili bir kameramız var. Birisi 10, diğeri 8 megapiksel olmak üzere iki kamera bulunuyor burada. Sonsuz ekran tasarımımız var. Infinity O dediği Samsung'un bir tasarımı kullanılmış. Bunun dışında baktığımızda arayüz olarak aslında One UI tercih edilmiş. Daha önce Samsung'un S serisinde bulunmayan yeni bir özellik geldi. Ekrandan parmak izi okuma özelliği var. Şimdi biz bu telefonlarda bulunmuyor. Bu telefonlar engineering sample diyeceğimiz ya da satış ürünleri olduğu için bunu burada kapatmışlar ama normalde menüye girdiğimiz zaman parmak izi tanıtım özelliği yine ekranda bulunacak ama onu size şu an gösteremiyoruz. Onu baştan söylemiş olalım. Yan tarafta power tuşu birazcık yukarı konumlandırılmış. Onun dışındaki diğer yan taraftaki Bixby tuşu yine duruyor. Bu biraz can sıkıyor bu Bixby tuşunu biliyorsunuz. Ama hala devam ediyor Samsung bu tarafta. Bir de hemen o Bixby tuşunun yan tarafında da ses açma kapama tuşunun olduğunu söyleyeyim. Arka tarafa baktığımızda üçlü kameramız var ki zaten bu sızan fotoğraflarda da vardı. Bir tanesi ana kamera, ikinci kameramız ise telefoto, üçüncü kamerası geniş açı olarak kullanılıyor. Aslında buradaki dizilim biraz Samsung A9'a benziyor. Orada bir de bokeh kamerası vardı ki çok gerekli veya gereksiz tartışılıyordu biliyorsunuz bu kameranın. Burada onu koymamışlar. Üçlü kamera olmuş. Bence üçlü olması makul. Fazla abartmaya da gerek yok. Zaten burada yer kalmıyor, sıra kalmıyor vesaire. Sıkıntı olabiliyor. Onu söylemiş olalım. LED lambamız da yine kameranın hemen yan tarafında konumlandırılmış. Birazcık ben kamera uygulamasından bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz artık telefonlarda çok kamera tarafında çok önemli olmaya başladı. A9'da görmüş olduğumuz gibi ki biz daha önce A9'u incelemiştik biliyorsunuz. Bir üçlü bir menü var. İşte geniş açıyı buradan ayarlıyorsunuz. Şöyle ekranda göstereyim. Ünsal'cığım biraz zoom yapalım istersen. Şu an 1x'de şu an zoom girmiş durumdayız. Bu da geniş açı. Geniş açı görüyorsunuz. Şurada Kerem var mesela şu anda. Bize el sallıyor. Biz de onun videosuna girmiştik az önce. Şimdi o da bizim videomuza çıktı. Bayağı dedik adam lazım sağ kamerada. Şöyle yakın. Yakışıklı arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi burada koyuyoruz böyle. Oldukça geniş açı var görüyorsunuz. 123 dereceli yanlış hatırlamıyorsam 123 derecelik aksiyon kamerası gibi bir geniş açı veriyor. Ne gibi özellikler var? Burada enteresan bir özellik var. Şimdi onu bulabilecek miyim bilmiyorum da az önce canlı yayında söylediler. Instagram modu var. Şu anda burada bulamıyorum ama Instagram modu var. Instagram moduna girdiğimizde bakalım belki şuralarda bir şeyler çıkar mı? Edge ekran çıktı burada tabii ki. Bunu kapatalım. Edge ekranımızı. Burada şeyimiz yok. Şu an bulamadım ama Instagram modu var. Ne işe yarıyor? Şimdi fotoğraf çekiyoruz malum ama bazen kenarları kırpılıyor, üstü kırpılıyor. Neden? Çünkü Instagram'a uyumlu değil, çekilmemiş oluyor. Bu cep telefonu doğrudan Instagram modunda fotoğraf çekiyor. Siz de hiç uğraşmadan, hani aman ne düzenleyeyim, ne yapayım falan demeden doğrudan doğru Instagram'a atabiliyorsunuz. Trollemek için geldi. Evet, trollemek için geldi. Cem Sümbül benim arkadaşım. Az önce arkadan suyu açarak geçtim sırf dikkatli evet, atmak için. Dikkat. Nasıl buldun telefonları Cem bu arada? Çok iyi. Yani tabii şu, artık herhalde şuna mı bakacağız bilmiyorum. Olmayan ne var yeni evet. Bakacağız. Biraz inovasyon tarzı işe girmişler. Yani hani o yüzden iyi. Evet. O bakımdan o iyi. Hatta fiyatlarını da söyleyeyim. Türkiye fiyatından da aslında. Evet. Türkiye fiyatı da belli oldu. 7499 liradan giriyor S10 Plus giriş modeli. Yani S10 bazı modeli. S10 Plus modeli. Plus.
Plus üstü değil mi hayır, acaba? S10 Plus'ın baz modeli. Ah süper. Tamam ben. S10 Plus'ın baz modeli 7499 liradan giriyor. Tamam. Ki Samsung'u ben bu anlamda beğeniyorum. Çünkü fiyatları gerçekten hani Amerika ile Türkiye arasında böyle uçurum bir fiyat yok. Apple'daki gibi değil mesela. Evet, onu söyleyelim burada. Fiyatların da iyi olduğunu söyleyeyim. Bu telefonda bu arada onu söylemedim. Şuradan bakayım birazcık. Kopya çekeyim. Nasıl kendi kaynağından kopya çekiyor zaten. Evet, sorun yani yok. Kendi sistemimizden bakıyorum. 8 ila 12 GB RAM seçenekleri olacak. Depolama olarak başlangıçta 128 var. Onu söyleyelim. 512 ve 1 TB seçeneklerinin olacağını söyleyelim. Ama az önce söylediğimiz fiyat 128 GB'lık fiyatı. Tabii. Micro SD bellek kartı da var. Ya evet, aslında bu cihazlarda şeyde temelde bir arttırabildiğin için kapasiteyi. Evet. Çok sorun değil. Yani hani o hiç arttırılması olsa ki evet, bende Note 5 vardı. Ağlıyorduk mesela. Tabii iPhone'da şimdi mesela 30 geçen gün baktık. 16 GB versiyonlar var ya biliyorsun. Evet. Millet artık tabii ağlıyor bayağı. Evet. Ve tabii aynı şey Android'de de bazı cihazlar var. Şimdi hani sanki sadece Note 5'te vardı mesela değil. Eski bir model aynen, ama evet. Vardı yani. Ama tabii burada SD kart 1 TB da görmek lazım bu arada. Yani telefonda 1 TB benim notebook'ta 256 GB SSD var. Ayıptır yaptığınız. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz Cem. Bir daha başka bir zaman trollemeye tamam, gelirim. Tamam, çok sağ ol. Evet, Samsung Galaxy S10 ile ilgili ilk izlenimlerimiz böyle. Güzel bir telefon. Kamerası özellikle oldukça gelişmiş. Hem ön kamerası çift olması ki bir tanesi bokeh için kullanılıyor. Hem de arka kamerasının özelliklerinin gelişmiş olması çok iyi bir gelişme olduğunu söyleyelim. Teste geldiği zaman yine biz Teknoloji Oku YouTube kanalında sizlerle karşınızda olacağız. Samsung Galaxy S10 Plus ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videonun altına yazabilirsiniz. Her türlü görüş, yorum, eleştirinizi de dikkatlice okuduğumuzu ve her zaman elimizden geldiği yanıt vermeye çalıştığımızı belirtelim. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.